Abi, dün gözlerinin anadan doğma olmadığını söyledin. Anlat biraz be abi. Nesini anlatayım körlüğümün? Gözlerime gelene kadar daha beteri... talihim körlendi, hayatım körlendi. Felek çarpmaya göre... Zaten anlatsam kim inanır, büsbütün deli der çıkarsın. Ayıp ettin be Osman abi, anlat sen. Aslında anlatacağım şeyler... bana bile masal gibi geliyor. Öyle uzaklarda kaldı ki... öyle rüya gibi ki... Şu gördüğün insan müsveddesinin... bir zamanlar saray gibi köşklerde yaşayan... zengin bir aile çocuğu olduğuna kim inanır? Gülersin sadece bu lafa. Her çeşit oyuncağım, her şeyim vardı. Kardeşimle mutluyduk. Güzel günlerimize düşen ilk kara bulutun... elleri çantalı icra memurlarının gelişiyle çöktüğünü anlamayacak kadar... Kesin gürültüyü! Babamı ilk defa sinirli, annemi ilk olarak gözleri yaşlı görüşümdü bu. Vallahi Suat Bey, bir icra memurun elinde ne yetki olabilir ki? 24 saat içinde parayı yatırmadığınız takdirde köşke ve bütün eşyalara haciz koyup hepsini sattırmak zorundayız. Belki ama memur bey, 24 saatte bu kadar parayı nereden bulabiliriz? Biz orasını bilemeyiz tabii. Abiniz Fuat Bey'in zenginliği dillere destan. O kefil olursa belki haciz geciktirilebilir. Müsaadenizle. Güle güle. Siz içeri gidin bakayım. Gene abin Fuat Bey'den başka çaremiz yok. Abimi tanımazmış gibi laf etme hanım. Bilirsin, yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz. Hayatta cömert olduğu tek şey bol bol nasihat vermek. Her şeyimiz yok pahasına satılsın. İki çocuğumuzla sokaklarda mı kalalım sersefil? Evet, abinin eli biraz sıkı, merhameti kıt. Ama yüreği de taştan değil ya. Peki karıcığım. Gidip bir deneyelim talihimizi. Oğlum! Abim evde mi? Evde ama meşgul. Kimseyi kabul edeceklerini sanmıyorum. Ama efendim! Karışma sen! Senden bir ricada bulunmaya geldim abi. Meşgulüm. Kısa konuşman şartıyla dinleyebilirim ancak. Kısacası evime bütün mallarıma haciz koydular. Paraya ihtiyacım var. Para mı? Delirdin anlaşılan sen. Abinin ortalığa para dağıtan bir darphane olmadığını idrak edecek yaştasın. Çok sıkışık durumdayım abi. Sıkışıkmış. Sıkışırken bana mı sordun? Yoksa sana akıl vermek istediğimde söz mü dinledin? Yapma o taahhüt işini dedim sana. Şimdi ne halin varsa gör, çocuk değilsin. Kristal vazo, değeri 3000, sakatsız. Tek parça, 200 liraya açıyorum. Yok mu taliplisi? Hakiki Bohemia kristal, 200 liraya açılıyor. 250. Evet, 250. Yok mu başka artıran, yok mu artıran? Kıymeti 3000 liranın üstünde. Evet, yok mu başka artıran? Beyefendi, 250'ye vereyim mi? Hı? Ver gitsin. Evet! 250'ye satıyorum bayanlar baylar! Satıyorum! 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 Sattım! Ağlama hanım! Allah büyük! Hesabımız yanlış çıktı. Mezat sonu elimizde 3-5 kuruş kalacak sanırken... meteliksiz kalıverdik ortalıkta. Her şeye yeniden başlayacağız. Bana sizin sevginiz, güveniniz destek olacak. Ağlamayın! Gözyaşlarınız son direnme gücünü de silip götürecek yoksa. Bu boş eve, şu çıplak duvarlara baktıkça... saadetimizin mezarını görür gibi oluyorum. Sus hanım, sus! Nasıl susarım Suat? Şimdi hiç olmazsa barınacak bir çatı altındayız. Yarın bundan da mahrumuz. Ay, doğru vursana çocuk! Ne oluyorsun kız? Niye ağlatıyorsun oğlumu? Hadi şekerim, sen git odan da oyna. Rikiciğimin maması alındı mı? Bulamadık efendim, artık ithal edilmiyormuş.
Gördün mü Rikicim? Seni annenden başka sevip düşünen yok. Vicdanları da sızlamıyor. Benim Rikicim vitaminsiz. Avrupa maması yemeden nüzul yaşarmış. Ne oldu gene hanım? Hükümetin yaptığını gördün mü bey? Köpek mamasını yasak etmişler. Merak etme sen, ben Avrupa'dan getirtirim. Ah sağ ol kocacığım, öp babacını Rikicik. Şuna bak canım, canım. Yeni modelimizi gördünüz mü efendim? Eminim ki bayılacaksınız. Bakın itibar buyurun. Dior salonlarında bile nadir rastlanır böyle kreasyonlar. Harika! Benim provam var, sonra görüşürüz. Hayrola, ne var? Sokakta kaldık abi. Sokakta mı? Her şeyimiz satıldı. Biz de önce parkta sabahladık, sonra... Sonra ne? Sizin yanınıza sığınmayı düşündük. Sığınmayı düşündünüz de buranın darbetesi olmadığını düşünemediniz mi? Abim olarak kendimizi toparlayana kadar yavrularımın sokaklarda sürünmesine gönlün razı gelmez, bize yardım edersin diye... Yardım Allah'a mahsustur. Buraya kapılanırsan hayatın boyu yan gelir yatarsın. Gel bey, gel gidelim. Kaldırım köşelerinde sürünmek, bu ağır hakaretler altında ezilmekten daha iyidir. Kardeşin kardeşe nasihati hakaret sayılmaz Hüsniye Hanım. Ben yumuşak kalpli insanım. Elbette ki sersefil, cami köşelerinde dilencilik etmenize göz yumamam. Kardeşini süründürüyor diye el alemi laf ettirmem kendime. Sizin yüzünüzden şanıma şöhretime leke sürdürmem. Eski bahçıvanı kovmuştum zaten. Onun yerine sen yaparsın bahçıvanlığı. Bahçedeki hizmetkarlar binasında yatar, boşu boşuna kira da vermezsiniz. Bahçıvanlık, köşkte parazit yaşamaktan daha şerefli bir iştir. Bizlerin sokaklarda aç sefil kalmamamız için bahçıvanlığı bile kabul etmişti zavallı babacığım. Yalnız servetini değil, gururunu, yaşama zevkini, sıhhatini, her şeyini kaybetmişti. Az zaman önce kendi yuvamızda mutluluk kahkahaları atarak oynaşırken, burada şımarık amcazademiz Zeki'nin oyuncağı olmuştu. O küfredebilir, o vurabilir, sataşır, her şeyi yapabilirdi. Bizse hiç ağlamak bile yasaktı. Geceleri fazla elektrik yakılıp masraf olmasın diye hizmetkarlar kısmının sigortaları söküldüğü için mum ışığında çalışıyor, gözlerim kan çanağına dönüyor ama gene de bırakmıyordum kitapları. Tek hırsım büyük adam olmak. Tek arzum annemi babamı kurtarmak, bizi sıcak yuvamızdan çekip alan o felaket pençesinin biliğini kırmaktı. Yıllar acıyla da dolu olsa, gene çabucak akıp gidiyordu. Her güneş yeni bir felaket getirerek doğdu. Her karanlık gece yeni kabuslar soktu rüyalarımıza. Ve her geçen saniye bizden, hayatımızdan, canımızdan, en önemlisi şerefimizden bir şeyler koparıp götürdü. Peki be abi, ulan senin vereceğin ekmeğin içine diye küfrü basıp ayrılmamış mı baban? Benim tahsilimi düşünüp okumam için katlandı her şeye. Her yılı birincilikle okulların iftihar listelerine geçerek bitirdim. Devlet imtihanında kazanınca Avrupa'ya hukuk tahsili için gönderildim. Onların umut ve ayrılık gözyaşlarıyla salladıkları mendillere bakarak uzaklaşırken ben sevinç içindeydim. Halbuki nasıl bilirdim ki asıl felaketimiz o günden sonra başlayacakmış. Nerede kaldınız? Şunu arabama kadar götürüver. Peki abi. Senin oğlanı uğurlama töreni de krallarınki gibi uzadı. Bizim serdeki çiçekler sulanmadı bugün. Merak etme abi, hemen sularım. Hüsniye Hanım, sen de git bizim hanıma, sabah bir entarim var. Sevemedim, yepyeni. Bari Hüsniye Hanım'a versek diyordu. Pahalı kumaştır ha, ufağını defiğine dikişine yardım eder, ödersin yavaş yavaş. Kızım, tulumumu getiriver oradan. Hayır baba, sana doktor müsaade etmiyor. Çiçekleri ben sularım. Sen git yat babacığım. Hem üzgünsün hem rahatsız. Olmaz yavrum, amcanı bilirsin, kıyameti koparır sonra. Ben sularım dedim ya baba. Senin bir müddet dinlenmen lazım. Hadi babacığım, hadi. Korkuttun mu bahçıvan güzeli? Tabii korkuttun.
Zaten insanı üzmekten başka ne bilirsin ki sen? Çok şey. Evet, çok şey. Çocukken az mı ağlattın beni? İşte şimdi de onların acısını çıkarmak, güldürmek istiyorum. Peki, güldürmek demek, insanın yüreğini korkuyla ağzına getirmek mi? Senin bana yaptığının yanında az bile Fatma. Benim yaptığım ne? Kalbime sor onu. Alay etme Zeki. Bak gözlerime Fatma. Alay eder gibi bir hal var mı? Korkma. Bak dikkatli. Ne okuyorsun? Hiç. Aşk okunuyor, aşk. Aşk mı? Benim için bir şeyler çeken başka kızlarla dolaşmazdı Zeki. Arabanda her gün başka bir kız. Ama niye? Hep seni unutmak, hep avunmak için. İstesen arabamda dolaşan tek kız sen olurdun. Annemle babamı bilirsin, hele abimi. Bu hususta ne kadar sıkıdırlar. Abin burada yok artık. Bu akşam arkadaşlarda çok eğlenceli bir parti var. İstersen beraber gidelim. İsterdim Zeki. Ama annemle babam müsaade etmez. Uyumalarını bekler kaçarsın. Sabah olmadan da döneriz. Hiç itiraz etme Fatma. Seninle öyle konuşacaklarım var ki. Vardı. Hiç kimse yok burada. Bizim delilerin ipiyle kuyuya inilir mi? Esmiş akıllarını atlayıp arabalara gezmeye çıkmış olabilirler. Öyleyse dönelim. Niye dönelim? Varsın kimse olmasın. Biz yetmez miyiz birbirimize? Sıkılırsan kapı açık. İstediğin an gidebiliriz. Başkalarından bize ne Fatma? Aslında buraya birbirimizle konuşup dertleşmeye gelmedik mi? Müzikse emrimizde. İçeceksek barmenin olmak zevkini memnuniyetle tatmaya hazırım. Dansa karşında hayatın boyunca seni kollarında döndürecek bulutlara yükseltmeyi arzulayan bir hayranım var. Tüm kızların başına gelir bu. Ama hiçbiri facia haline sokmazlar senin gibi. Belki öyledir ama biz evli değiliz ki. Evli değilsek bu evlenemeyiz demek değil ki Fatma. Sevgilim. Ne zaman evleneceğiz? Çok yakında. Ama şimdilik bu olaydan kimseye bahsetmeyelim. Bahsetmeyelim mi? Niye? Zamanı var her şeyin. Sen bana bırak. Alıştıra alıştıra açarım bunu evdekilere. Hadi şimdi gül bakayım. Şöyle. Size bu mektubu yazarken Paris sokaklarından hayat dolu kahkahalar yükseliyor. Çünkü Fransızların bayramı. Ama ben her zevk, her eğlenceden uzak derslerime çalışıyorum. Benim eğlencelerim sizleri refaha kavuşturacak hukuk doktoru diplomam koltuğunda vatanıma döndükten sonra başlayacak. Benim saadetim anamın bir tek gülüşü, Fatma kardeşin istikbali, babamın rahat bir köşeye çekilip istirahat etmesiyle başlayacak. Hepinizin ellerinden ve gözlerinden öper, sağlıklar dilerim. Talihimiz her yerde kara çıktı ama Allah hiç olmazsa oğlumuzdan yana güldürdü bizi. Hem de nasıl. Bak Zeki, onca emek, oluk oluk para, en pahalı okullar, hususi öğretmen tutmalar. Ne oldu? Birisiyi bitiremedi doğru dürüst. Osmancığıma bir kere olsun dersine çalış demedik. Fatma nerede? Sevinirdi abisinin mektubuna. Yatıyor hala. Yatıyor mu? Hiç yapmadığı şey bu saate kadar. Bilmem, biraz kırıklığı var galiba. Ben okurum mektubu. Nen var yavrum? Hiç anne. Bir ağırlık var üstümde de. Bak, oku abinden gelen mektubu da açılırsın. Sonra okurum. Sonra mı? Kız doğru söyle.
nen var senin son günlerde, bir ağırlık çöktü üstüne. Hiç anne, hiç! Ağlamak hiçbir şeyi halletmez Fatma. Hem evdekileri şüphelendireceksin. Ne yapayım, korkuyorum, elimde değil. Korkman, bana itimatsızlığını gösterir Fatma. Geçirdiğimiz güzel bir aşk gecesini bana çok pahalıya ödetiyorsun. Ben bir söz verdim mi yerine getiririm. Demek çiftliğin bu seneki kârı 100.000 lira. Aferin size! Senelerdir zarar eden çiftliği baba oğul el ele verip ihya ettiniz. Sağ olun efendim, teveccüh buyuruyorsunuz. Benden de dileyin artık dilediğinizi. Sağlığınızı dileriz beyim. Şöyle 3-5 gün şu mübarek şehrin camisini, türbesini ziyaret edelim yeter. Bizim oğlan maşallah evlilik çağını biraz tehire uğrattı. Bu arada diyorum, ahbap tanıdık tavsiyesiyle helal süt emmiş bir de kız bulup everdik mi? Bulmaya aramaya ne hacet, elinizin altında istediğinizden alası bir kısmet var. Kimmiş bakalım bu talihli küçük hanım? Fatma. Fatma mı? Tabii, kızcağız çiçeklikte çürüyüp gidecek diye ya. Doğru, başımızdan da bir nüfus eksik olur. Kardeşimin kızı diye söylemiyorum, ne me lazım güzel kız. Kardeşinizin kızı mı? Memnun oldum. Evet. Fatma'ya söyle, misafirlere kahve yapıp getirsin. Derhal babacığım. Başka bir emriniz var mı efendim? Şimdilik yok. Ama yakında olacak. Hem de senin çok sevineceğin bir emir. Müsaadenizle efendim. Nasıl buldunuz? Allah'ın bir lütfu. Daha doğrusu sizin bir lütfunuz. Bize gösterdiğiniz bu yakınlık için çok teşekkür ederiz. Sağ olun ama tabii Fatma kızın babası muvafakat eder... ...yahut bizzat hanım kızımızın gönlü razı olur mu bu izdivaca? Bu evde benim sözüm geçer. Herkesin kursağında kimin ekmeği varsa onun dediği olur. Akşam babasını çağırtıp resmen isterim kızı. Siz hiç merak etmeyin. Çeyiz yerine kefenimi hazırlayın. İstemiyorum. Bizim ailede kızlar kendilerinin değil, büyüklerinin isteklerine göre hareket ederler kızım. Baba, babacığım ne olur! Her şeyde bir hayır vardır. Sevmediğim bir insanla nasıl evlenebilirim? Nikahta keramet vardır yavrum. Yalvarırım babacığım, karar vermeden 1-2 gün daha bekleyin. Ne fark eder ki? Kararı vermiş bile amcan. Bilirsin, dediği dediktir. Olsun, bir haftacık daha bekleyin. Peki benim suçum ne? Bıçak senin kemiğine dayanınca benim de bağrıma saplansın istiyorsun. Sadece bana verdiğin sözü tutmanı, ne yapıp edip namusunu kurtarmanı istiyorum Zeki. Nasıl yani? Evlenerek. Evlenerek? Ne komik değil mi? Komik olan ne? Komik olan sensin Fatma. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum! Nefret! Neniz var Fatma Hanım? Ağlamışsınız. Hiç! Kalbinizin çarpıntısı buradan duyuluyor. Nefes nefese kalmışsınız. Bir bardak su bulayım size. Hayır, teşekkür ederim. Biraz ferahlardınız. Benim gibi bir kız için boş yere üzmeyin kendinizi. Siz bana üzüntü değil, mutluluk verdiniz sadece. İnanın dünyam sizinle değişti. Sizinle renklendi. Tek korkum... Ne korkusu? Sizi kaybetmek. Belki daha hayırlı olur. Benden daha iyilerini bulabilirsiniz belki. Siz rüyamda bile görmeye cesaret edemeyeceğim bir kısmetsiniz. Benden üstünsünüz ama gönül bu. İnsanlar erişemeseler bile yıldızlara bakmaktan alamazlar kendilerini. Hem yere düşmüş bir yıldızsın. Yıldızlar altın gibidir. Düşmekle değerlerinden kaybetmezler. Hakkım olmasa bile sözleriniz rahatlattı beni. Sizi daha sık görebilseydim belki yardımlarım olabilirdi. İnşallah, müsaadenizle. Fatma! Fatma! Getir yavrum, getir onu. Kızım,
Kızım, ne oldu sana? Nesi var doktor? Korkulacak bir şey mi? Duruma göre değişir. Anlayamadım doktor. Kızınız hamile. Ne? Emin misiniz doktor? Maalesef evet. Allah'ım, bu da mı gelecekti başıma? Sana karşı ne kusur işledim de bir türlü felaketlerin sonunu getirmiyorsun. Nedir benim günahım, nedir? Ağlama anne. Bir tek damla gözyaşına bile değmem. Sen bizim cehennem hayatımızın tek tesellisiydin. Umudumuz, sevgimiz, bizi hayata bağlayan son varlıktı. Nasıl yaptın bunu kızım, nasıl bu hatayı? Keşke ölseydim. Ölmek istiyorum. Ölen bir kızın ardından daha çok ağlanır ama... lekeli bir kız her babayı ömrü boyu utandırır. Söyle, kim yaptı bu alçaklığı sana, kim? Öldürün beni. Evlatlığınızdan reddedin. Dövün ama bir şey sormayın. Hayır. Soyunursan daha rahat edersin. Korkuyorum. Neden yavrum? Şu incecik kumaşlar mı koruyor seni? Kötülük varsa insanların içindedir. Şimdi de bu zavallıyı mı mahvetmeye çalışıyorsun? Defol buradan! Bir gün sen de karnındaki çocuğunla kovulmadan git buradan kardeşim. Aynı şeyler senin de başına gelebilir. Ayak istiyorsun! Karnımda senin çocuğun varken mi? Benden olduğuna malum. Ya başkasıyla yattınsa? Ayşe, nereye? Gel buraya! Bırak. Gel! Bırak beni! Ayşe! Abi? Hayrola, gecenin bu saatinde? Çok mühim bir iş için konuşmaya geldim abi. Gündüz çuvala mı girdin? Kızım abi, Zeki ile aralarında... Hiçbir şey olamaz! Hem oğlumuzla kızın aynı seviyede mi ki bir şey olsun? Hanımefendi, hiçbir kız bir erkeğe kendini zorla ifade ettirmez. Çık dışarı, daha fazla asabımı bozmadan! Ya çocuk? Bir bu eksikti! Fatma'nın yavrusunu isimsiz bırakamazsın abi. Netice itibariyle amcasın. Ben budala mahalle kızlarının gayrimeşru çocuklarının isim babası olamam! Zekiciğimin etrafında sosyetenin en güzel kızları pervane olurken Fatma'na mı tenezzül edecek? Tenezzül meselesi değil hanım, dalavera! Ailece düşünüp taşındılar. Tabii. Servetimize nasıl ortak olsunlar? Kızının karnına gayrimeşru bir yumurcak yerleştirerek. Yok öyle ya ama! Defol hadi! Bir daha da bu bahsi işitmeyeyim! Vicdanı sağır, duyguları taşlaşmış bir insana ne söylenebilir ki? Ben sana seneler önce söylemiştim bey, besle kargayı, oysun gözünü! Girin! Türkiye'den var bir mektup size! Çok mersi madem! Sevgili oğlum, mektubuma acı haberle başlamak istemezdim. Ama kardeşin Fatma... Çok kötü. Gitmek olmaz. Tahsil yarım kalmaz. Üniversite var. İlfo Termine Üniversite. Yok yok, yazık. Gitmem lazım madam. Hem de şimdi. Hasta biri var ailede. Oh, quel dommage! Hasta biri yok madam. Ölecek biri var. Ölü? Oh, mon dieu! Oh, hoş geldin evlat. Hoş bulduk efendim. Fatma! Efendim baba! Kelebeğe.
tıbbiyede okuduğunuzu bilmiyordum. Bitiremedikten sonra üçüncü sınıftan ayrıldım. Sakın tembelliğimden sanmayın. Babamın işleri bozulmasaydı sanırım iyi öğrenciydi. İyi insan olduğunuz gibi. Hakkımda böyle düşünüyorsanız ne mutlu. Başka ne düşünebilirim ki? Hiç. İnsanlar tuhaftır. Doymazlar, daha çok şey isterler. İnanın, gerçekten sevilmeye layıksınız. Ama... Susun, dinlemek istemiyorum. Her amada bir hayır vardır. Yalnızca sevilme umuduyla yaşamak, hiç sevilmeyeceğine emin olmaktan iyidir. Osman Bey, ben de valiz kimin diye merak etmiştim. Neredeler? Sizinkilerin çiftlikte düğünü var. Düğün mü? Ben geldiğimde düğün başlamıştı. Tabancalar sıkılmış gökyüzüne, oyunlar oynanmış... Boşalan rakı şişeleriyle artan kahkahalar gökyüzüne yükselmiş ama güzel gelinin yüzü gülmemiş bir türlü. Sarhoş gözler Fatma kızın hüznünü görmemiş, zorla onu oynatmışlar. Oğlum! Annem! Oğlum! Osman'ım! Abi! Kocam abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat bu. Ne umuyorsun ne çıkıyor. Kıyak dalga be abi. Zavallı çocuk yuttu demek göz göre göre. Bunları konuştukça bağrım yanıyor. Dilim damağım kurudu Hayri. İçki iç değilse unutturuyor bunları. Bazen şu kuruyası beynim dursun istiyorum. Çalışmasın, düşünmeyeyim, hatırlamayayım hiçbir şey istiyorum. Hadi. Bu cennet çiftlikte yeni eğlenceler bulmuş kendine Fatma. Üzüntülerini... Dertlerini dindirecek çareler aramış kendine. Böylece Fatma ile Baki'nin görünürde mutlu... ...fakat acı hayat hikayesi başlamış oldu. Ben de yarım kalan tahsilime devam için iş aramaya koyuldum. Bu davanın layihasını hazırlayacak... ...yaptığınız işin değerine göre para alacaksınız. Peki efendim. Bilhassa İsviçre hukukundan örnekler istiyorum. Göreyim seni.
Atları, tavukları, ördekleri benden çok seviyorsun. Senin sevgini kazanmam için ne yapmam lazım? Senin yerin başka Baki. Öyle olsa bu derece uzak durmazdım benden. İnsan uzak gördüklerine daha yakın oluyor bazen. Herkesten daha yakın. Keşke inanabilsem Fatma. Benimle istemeden evlendiğini biliyorum. Doğru. İstemedim önceleri. Kızdım, ağladım, direndim. Sevmiyordum. Belki de başkasındaydı gönlün. Önemli olan gönlümün şu anda kimde olduğu. İyiliğin, efendiliğin galip geldi Baki. Yani şey... Şimdi... Seviyor musun beni? Senden başka yakınım... Senden başka sığınacağım var mı sanıyorsun? Sığınmak aşk mı Fatma? Aşkların en büyüğü belki, en sağlamı, en temizi. Sen çıkmasaydın karşıma... Bu yardımcı ellerin uzanmasaydı ben yaşayamazdım. Durumun böylece tatlıya bağlanması yeni bir güç kazandırmıştı bana. Gecemi gündüzüme katarak bir layığa hazırlıyordum. Hastalanacaksın oğlum, dinlen biraz. Yetiştirmem lazım anne. Aa, bak kan çanağına dönmüş gözleri. Hı. Şerefimizi bu uykusuz geceler koruyacak anne. Ama iyi oldu. Herhalde avukat beğenecektir. Sen yaparsın da kötü mü olurmuş evladım? Bunu hazırlamak için İsviçre hukukundan örnekler verdim beyefendi. Belli. Davayı kazandıracak şahane bir şey olmuş. Hukuk tarihine geçecek bir layığa. Her satırında mesleğinizin ustalığı okunuyor. Yalnız ustalık değil beyefendi. Sizin için çok büyük mesai sarf ettim beyefendi, çok. 5.000 lira emeğinizi karşılar mı acaba? Ben 7.500 düşünmüştüm. Pazarlık sevmem. Gayretinizin karşılığında 7.500 bile az aslında. Teşekkürler. Sağ olun ve hoşça kalın. Nasıl buldunuz? Hatalarla dolu. Ama gene de bir emek mahsulü olduğu için 300 lira veriyorum. Şey... 14 gün gece gündüz çalıştım ona ben. Hadi hadi uzatma. Sonraki işlerde daha iyi çalışırsan telafi ederiz. Zoraki nikah... Baki'nin efendiliği sayesinde yavaş yavaş bir iş arkadaşlığına... sağlam bir aile mutluluğuna döndü. Harıl harıl çalışan iki genç... yaşlı iki babaya tatlı tatlı yarenlik etmekten başka bir iş bırakmadı. Bu kadar mutluluk içinde yaşarken... kısa bir zaman sonra başlarına gelecek acı olayları akıllarından bile geçirmiyorlardı tabii. Saadetlerini ilk gölgeleyen şey... çocuğun evliliklerinin 8. ayında doğması oldu. Baki'nin neşesi kaçmış. Demek şüphelendi çocuğun erken doğuşunda. Yo, hayır, şüphe falan değil. 8 aylık çocuk yaşamaz derler ya. Baki'nin telaşı da o. Yavrum ölecek korkusu. Damat da pek safmış hani. İyi insanların aklından kolay kolay kötülük geçmez. Neyse... aylar geçip de çocuk serpilip cıvıldamaya başlayınca... ölüm korkusunu unutan Baki... eski neşesini... ailede eski mutluluğunu bulmuş. Kahveci, iki çay! Doğumun şerefine eş, dost, mahalli oyunlar oynadılar. Şişelerle rakılar içildi. Nihayet yazıhanemi açmıştım. Uğruna yıllarımı kaybettiğim... ama hayatımıza servet ve rahat getireceğini sandığım diplomamı duvara astım. Kısa zamanda artan müşterilerimin dertlerine çare ararken... mesut hissediyordum kendimi. Arada bir kardeşimden iyi haberlerle mektuplar alıyordum. Bir tanesinde fundacığın ağzıyla yazılmış bir davet vardı. Benim cici dayıcığım, bu hafta tatilinizde bizim buradaki panayıra gelirseniz beni pembe yanaklarımdan öpersiniz diyordu. Al bakalım dayısı. Benim fundacığım öp beni diye çağırır da dayısı gelmemezlik eder mi? Aman 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 ne tatlı şeysin. Ne aman güzel şeysin beni. Maşallah. Bana benziyor değil mi dayısı? Aman bilmem. Benim canım. Panayır'ı ziyaret için Zeki Bey geldiler. Öğleden sonra da Fuat Bey geleceklermiş. Ben gidip karşılayayım.
Baki merhaba. Merhaba. Bu sene çok iyiyiz, bizim hayvanlar panayırda derece alacak. Tebrik ederim, bir kızın olmuş. Teşekkür ederim. Gelin buyurun içeride, öyle ton ton ki. Buyurun. Yapma kızım, artık gelmiş geçmiş. Hayır, istemiyorum, gelmesin buraya. Kocanı düşün kızım. Ooo, merhabalar! Amcazadeni kucaklamayacak mısın Fatma? Burada kucaklanacak kimse Funda'dır. Hayır, olmaz! Niye Fatma? Zeki Bey de amcası sayılır. Şey, erkektir, çocuk tutmayı beceremez de. Ooo, sevsinler benim kızımı! Torunumu nasıl buldunuz Zeki Bey? Maşallah, çok tatlı, çok sevimli. Öz çocuğum olsa daha çok sevemezdim. Ben sizi panayıra götürmeye geldim, hadi hazırlanın! Hadi gidelim! Sen hiç merak etme. Kusura bakmayın, bir arıza var, taksiyle göndereyim sizi. Hey, taksi! Canım, canım benim! Hanimiş benim yavrum! Kim o? Ne işin var burada? Panayırdaki hayvanları değil, seni görmeye geldim. Hangi yüzle utanmadan geldin buraya? Aşkın yüzü yoktur Fatma, aşk sadece arzu eder. Terbiyesiz, defol git buradan! Şımarma kızım! Kimi kimin evinden kovuyorsun? Kocanla sığındığınız çiftlik bana ait! Alçak! Bırak beni! Benim olacaksın! Bırak. Benim, benim, benim! Affet Fatma! Aldatılmış bir kızın namusu ancak kurşunla temizlenirdi. Mahkeme savcının ağır ithamlarıyla başladı. Zor durumdaydım. Kendimi korumak için söyleyeceğim en ufak söz Fatma'nın yuvasına inen ağır bir darbe olacaktı. Ben bir masumu değil, mutlu bir ailenin saadetine göz diken adi bir ırz düşmanını öldürdüm desem, korumak istediğim yuvayı kendim yıkmış olurdum. Susmaktan başka yolum yoktu. Amcamla yengemin avukatları her söz alışlarında ölüm saçıyorlardı. Dar ağacına itildiğimi hissediyordum yavaş yavaş. Bir dakika hakim bey! Bütün çabam boşuna gitmişti. Kardeşim beni ölümden kurtarmak için kendini feda etmişti. Gerçeği öğrenen kocası, ses bile çıkarmaksızın salonu terk ederken, mahkemenin seyri değişmiş, idamımı isteyen savcı, cinayetteki ağır tahriki dikkate alarak, cezamı 15 yıl ağır hapse çevirmişti. Baki'nin gidişiyle babamla annemin de çiftlikte yaşamalarına imkan kalmamış, 2-3 parça eşya ile bir sabah erkenden ayrılmışlar oradan. Önceleri hapishane hayatı çok ağır geliyordu bana. Boş yere çetele tutma avukat bey! 15 yılın günlerini alacak kadar büyük ranza yoktur mahpushanede. 15 yıl için yıldan yıla çentik atılır. Osman Bilen! Mektubum var. Sevgili abiciğim,
Bahçeli bir eve taşındık. Bizleri merak etme. Açık hava babamın sıhhatine daha iyi geldi. Babanın durumu gitgide fenalaşıyor. Elimizden ne gelir anne? Hasta ilaç ister, iyi gıda ister. Elimizde yok, avcumuzda yok. Bari bakkal Refet Efendi'ye bir daha yalvarsan. Babam çok hasta desen. Fayda ederse söyleyeyim anne. Burası Kızılay değil, bakkal dükkanı. Eski borçlar için kapınızı haciz memuru dayamadığıma dua et. Öderiz elbet. Boş ver, sıkma canını yavrum. Ödemenin başka usulleri de var. İleride öderiz, babam hasta da. Orası Azrail'in bileceği iş. Bak gençsin, güzelsin. İstesen bu dükkanı alabilirsin. Dünyanın hali yavrum, karşılıksız kimse kimseye bir şey vermiyor. Yamansın be Rafet abi, buldun kaşar kellesi gibi dulu. Neredeyse açıkça pazarlık edeceksin. Ne o, torunumuz mu? Oğlumun ölümünü sokak kadınlarının dolandırıcılığına alet edecek kadar aptal değilim. Ya alır peşine def olursun, ya da polis çağırır attırırım hapise. Korkmayın, sizi dolandırmaya gelmedim. Ama numaran yutulmayınca da şaşırdın. Şaşırdım, sizlerin nasıl bu kadar katı olabileceği. Yavrumu, kaybettiğiniz oğlunuzun hatırası diye bağrınıza basarsınız diye koşmuştum buraya. Ama siz, paracıklarınızın dolandırılması korkusu ile öz torununuza piç diyecek kadar taş kalpliymişsiniz. Evladıma da kimse piç diyemez, çünkü nüfus kağıdı var. İşte! Bir dakika! Ver şunu bakayım! Yılın en büyük sünnet düğünü! Tanınmış tüccarlardan Fuat Bey'in torunu ve sosyetenin bu zengin çocuğu için dedesi 250 bin lira masraf edip... Ulan Felek! Senin çemberinin yuvarlağına 5 vakit mevlüt okuyayım be! Sus ulan! Kimini işkembe şenlendirecek 25 kuruşluk ekmeğe muhtaç edersin? Kimine 250 bin liralık sünnet düğünü yaptırırsın? Yılın en büyük sünnet... Yeter be! Bana bak avukat müsveddesi! Lan sen kim oluyorsun da benim gazete okuma hürriyetime turt çıkıyorsun, he? Affedersin. Elimde olmadan yap. Öyleyse al şu gazeteyi yerden, yüksek sesle sen oku da dinleyelim. Hayır, yapamam. Oku yoksa inek gibi yedirip geviş getirtirim gazeteyi! Hadi lan! Lan bu koğuşun dayısı sen misin ben mi? Burada benim borumu ter! Okuyacaksın diyorum lan! Hayır! Okuyacak mısın, boğayım mı lan? Hayır! Okumayacağım! Okumayacağım! Kimse okutamaz bana! Ben o alçakların yüzünden mahvoldum! Bırak beni! Al sana! Bana göstereceğim! Korkmayın, bırakın beni! Ne oluyor burada? Bu ne kepazelik? Başım ağrıyor. Nasıl geldin buraya? Gardiyanlar getirdi. Başına vurmuşlar. Şansın varmış ki kurtuldun. Evet, hatırladım. Arkadan vurdular. Peki, doktor, niye karanlık burası? Niye göremiyorum sizleri ben? Önce hayatta olduğunuza şükredin, sonra da heyecanlanmayın. Bir sigara içebilir miyim? Tabii. Kızım, yak sigarasını. Osman, beni dinle şimdi. Susun. Anladım. Anladım. Görmüyorum.
Görmüyorum ben! Görmüyorum! 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 İlk günler dayanılmaz zannedilen körlüğe bile alışıyor insan. Alışmasa bile yaşamaya devam ediyor vücut. Osman abi, ziyaretçim var. Ziyaretçim mi? Hayır, istemem. Kimseyle konuşamam ben. Ama ille de görmek istiyor seni. Görmek mi? Ben görmedikten sonra görülmüşüm ne fayda var? Hayır dedim. Mutlaka konuşması lazımmış. Kız kardeşinin... Kız kardeşim mi? Evet. Peki şey... Gözlerime gelen felaketten haberi var mı? Hayır. Bayram efendi... Sen beni hafifçe kolumdan tut da... Karşısına fark ettirmeden götür. Körlüğümü sonra Allah'ın izniyle idare ederim ben. Fatma, hoş geldin Fatma'm. Hoş geldin. Nasılsın? Fatma. Niye öyle duruyorsun abicim? Sevinmedin mi yoksa? Ne demek? Çok sevindim tabii. Neden öyle bakıyorsun abi? Hapiste değişiyor insan Fatma. Kolu kanadı kırılınca bakışları bile değişiyor. Bomboşum. Kendimi bile yabancı hissediyorum. Zavallı abim benim. Senin bu hapishane kapılarına gelmen zoruma gidiyor. Utanç veriyor bana. Utanmayı unutalı çok oldu abi. Ayrıca seninle her zaman övünürüm, bunu bilirsin. Hayat dolu insanlardık. Ne garip. Kaderin sillesini yiyince ölümü bile arzuluyor insan. Hayır abi, hayır. Ölüm çok acı. Ölümün korkunç acısını çok yakından tattım abi. Ne demek istiyorsun? Yoksa bir şey mi oldu? Abi... Babamı kaybettik. Babamı mı? Peki... Ne zaman oldu bu? Cuma akşamı. Dün sabah cenazesini kaldırdım. Babamın cenazesini taşıyacak dört Müslümanı bile zor buldum. Bir zamanların karşısında dal kavuklara cirit attırdığı koca Suat Bey... ...dört fıkaranın omuzlarında kara topraklara yol aldı. Felaketini ailenden sakladığına iyi etmişsin. Zavallılar bir de benim felaketimle mi uğraşsınlar? O sıralar Fatma bir terzihanede iş bulmuş. Ne yapıyorsunuz? Sizi seviyorum Fatma Hanım. Çıldırdınız mı siz? Bırakın beni diyorum. Bırakın, yakarınız gelirse. Vız gelir, çırpınma güzelim. Kaçma benden, ne istersen alırım sana. Küpler, elmaslar, her şey, her şey. Aa! Bu ne rezalet? Ne oluyor burada, bu ne kepazelik? Yanına aldığın kızları daha dikkatli seç karıcığım. Şuradan gazeteyi alırken üstüme saldırdı. Deli mi ne? Rezil şırfıntı! Şu işe gireyim diye ayaklarıma kapandığını ne çabuk unuttun! Fakat ben... kocanı sataş... Kocam ha? Aynı fukarası sende! Kocama çamur atıyor utanmadan! Aslanlar gibi karısını bırakıp da senin gibi et fukarasına mı tenezzül edecek kocacığım? Değil mi ama karıcığım? Hala ne duruyorsun, defol buradan! Ama... Birikmiş haftalığımı... Hem kocamı ayartmaya kalk hem para iste, metelik vermem! Annem hasta evde, aç! İlaç alacağım ona, çocuğum da aç! Defol diyorum, defol! Hala konuşuyor, polis mi çağırayım istiyorsun? Dayanamıyorum! Ağrılarım arttı Seher Hanım! Sabret kardeş! Neredeyse getirir ilaçlarını! Dur bakayım, ayak sesi var, erken geldi galiba! Oh, Allah gönderdi kızım seni! Bu ağrılara dayanamıyorum artık. Çocukcağız da aç. Nem var kızım? İşten kovuldum anne. Allah'ım,
Nedir bu yazımız? Zavallı Fatma'nın hastalıklı annemle küçük evet, yavrusunun yükü zayıf omuzlarında günlerce oradan oraya iş aramış. Hadi Osman abi, iş vaktidir. Kaçırmayalım. Yarından sonra çekiliyor. Yarından sonra çekiliyor. Çeyrek bilet versene. Yarından sonra çekiliyor. Yarından sonra çekiliyor. Ayşe abla, dışarıda bir abla bayıldı. Ne? Bayıldı mı? Ah, bu işte. Hadi yardım et, eve götürelim. Geçmiş olsun. Aa, tanıdım sizi. Evet. Zeki'nin garson yerinde. Kurtarmıştın beni. Şimdi de sen beni kurtardın. Yok canım. Lazımsa kürtaj için esaslı bir ebe var ki, yani. Hani hesabını falan şaşırdın da, yumurcak 3-4 aylık oldu değil mi? Hiç korkma. Diş çeker gibi alıyor ki, doktorlar bile şaşar vallahi. Hamile değilim ki. Aa, ya nesin öyleyse? 2 gündür bir şey yemedim. Hadi canım, bu zamanda aç kalır mı insan? Hangi gazinoda dans etsen, bu güzellikle karnın doyar da, üstüne kat bile alırsın. Gazetelerde binlerce iş ilanı çıkıyor, onlara müracaat etseydin. Hangisine gittimse, işten önce başka şey teklif ettiler. Ederler domuzlar, ederler. Erkek milleti değil mi, en iyisinin köküne kibrit suyu. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Annem de hasta. Sancılar içinde kıvranıyor, ilaçlarını alamıyor. Şey be, bizim gazinonun dansözünü şef garson kapattı. Güya belediye nikah kıyacakmış, yalan ya. Bize ne? Sen girersen onun yerine, çok paralı iş dansözlük. Ben dans bilmem ki. Aman sen de, danstan anlayan kim? Bu vücut sende olduktan sonra. Vallahi bilmem ki, hiç beceremem. Ayol, açlıktan nefesinin kokması daha mı iyi? Yorgan döşek yatan ananı, çocuğunu düşün. Daha kaç gün dayanacaklar bu açlığa? Sayın ve kıymetli müşterilerimiz, son derece sevinçli bir müjde vereceğim. Pavyonumuz en ateşli dansöz, Çöl Kızı Leyla'yı takdim etmekle şerefliler. Hadi. Hayır, yapamayacağım. Aldırma canım. Hiçbirini adam yerine koyma. Ağlama canım, değmez. Çocuğunu düşün, açlığını düşün. Yok perzek bunları. Hadi, hadi. Sırtın
Artık sana da hediye gelmeye başladı. Mektup mu? Evet. Benim için okur musun? Tabii. Sevgili abiciğim, İşe girme müjdemi sana çoktandır arzulayıp da gönderemediğim ufak bir hediyecikle birlikte yolluyorum. Uzun sıkıntılardan ve arayışlardan sonra bol paralı bir işe girdim. Bir giyim atölyesinde kısım şefi oldum. Tebrikler ve teşekkürler. Bu kadar kısa zamanda böyle ilerleme hayret doğrusu. Teşekkür ederim efendim. Şımartıyorsunuz beni. Bırak tevazu kız. Böyle güzellik kimde var? Sanat desen o da tam. En kısa zamanda yıldızsın, yıldız! Allah'a ısmarladık efendim. Güle güle. Müsaadenizle. Canım anneciğim! Niye ağlıyorsun? Hiç. Bir zamanlar benim de bir çocuğum vardı. Yavrum, neyin var yavrum? Aslında hayat öyle kısa ki, bitmez sandığım 15 yıl gelip geçmişti. Zavallı Fatma'dan felaketimi gizleyebilmem için onlara yalvardım, Anadolu'ya naklettiler. Bir şey değil abi, sarmaşık. Böylece tek kardeşimin de izini kaybetmiş oldum. Sonra? Gerisini sen de biliyorsun işte. Sokaklarda sürtüp duruyoruz. Müzik sesi geliyor. Pavyon mu? Evet abi. Girelim, birkaç bilet satarız belki. Girelim abi. Biliyor, alan kazanıyor, yarından sonra çekiliyor, şansınıza alan kazanıyor, yarından sonra çekiliyor, şansınıza beyim, alan kazanıyor. Oturun beyler, kimse kıpırdamasın. Ay Allah, ne yapacaksın? Kimse konuşmasın. Ne var, ne oluyor? Abicim, polisler arama yapıyor da onu söylüyorlar. Konuşmak yasak dedik, anlamadınız mı? Affedersiniz. Hayri! Korkma, buradayım abi. Ne dedim, duymadın galiba. Gözleri görmüyor abicim. Bu ne? Hadi yürü karakola. Hayri! Hadi yürü! Ne oldu, ne var? Anlamadım gitti. Ne işi var Esrar'ın benim cebimde? Yahu Esrar kim, biz kim? Hay Allah cezasını versin be! Abi anladım, pavyonda itin biri yakalanmasın diye senin cebine zula etti o mereti. Peki... Bunu anlatamaz mıyız komisere? Anlatacağız tabii abi. Ama biraz beklememiz lazım. Sırayla alıyorlar. Peki sen görmedin mi o herifi cebime korken? Görmedim. O sırada beni arıyorlar. Ne talih be şu hale bak.
Ekmek parası için kıvranırken karakollara düşüyoruz esrarkeş diye. Vallahi Fatma Hanım, bu durumda iş tıptan çok Allah'a kalıyor. Kurtuluş yok mu doktor? İyi bakım, istirahat. Size söyledim okuldan alın diye. Ölmeyi okuldan ayrılmaya tercih etti doktor bey. Bugün diplomasını alacak da. Okulumuzun en çalışkan, en cici kızı Funda'nın diplomasını verirken... ...30 yıllık öğretim hayatında böylesine örnek bir öğrenci görmediğimi... ...Funda'nın mezuniyetine sevindiğim kadar aramızdan ayrıldığına üzüldüğümü söylemekten kendimi alamayacağım. Bütün öğretmenlerinin göğsünü kabartan bu sevgili yavrucağıma... ...hayatta da okuldaki kadar başarı sağlamasını dilerim. Böyle bir kızınız olduğu için ne kadar iftihar etsiniz Azlı. Teşekkür ederim, sayenizde rica ederim. Okul birincisi bir sevgilim olduğu için gurur duydum. Tebrikler yavrum. Yavaş Rauf, annem duyabilir. Nasıl olsa duymayacak mı? Evet ama... Korkma yavrum, ben sokak serserisi değilim. Annen bir şey derse evleneceğimizi söyleriz. Funda! Sana arkadaşımı tanıtayım anne Rauf. Memnun oldum efendim, Funda'yı tebrik etmek istemiştim de müsaadenizle. Rica ederim. Erkek arkadaş da ne demek oluyor Funda? Aşk olsun anne! Bu zamanda kaldı mı öyle şey? Eli kırılsaydı vicdansızın, cebime o mereti korken! O kadar kişinin içinde neden beni seçti? Yahu gel de küfretme bu şansa! Hayri! 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 Eyvah biletler Hayri! Ne oldu biletler abi? Bugün son günü! Buradan çıkamazsak hepsi yanar! Eyvah! Polis bey, polis bey abi! Bir dakika bakar mısınız? Ne var? Bizim biletler var da! Biletleri iade saati geldi de... ...acaba bir komiser beyle konuşamaz mıyız? Gelin! Üzerinde 22 santim boyunda tahta saplı bıçak bulunmuştur. Komiser bey! Evet, ne var? Bizim piyango biletlerimiz var da. Ne olacak? Bugün son günü komiser bey. Tövbe estağfurullah! Yaz oğlum, yaz! Üzerinde 22 santim... Komiser bey! Bunların vakti geçecek komiser bey! Bütün sermayemiz yoksa mahvolur! Uzattın ama! İşim başımdan aşkın zaten! Sıranızı bekleyin, Ahmet çıkar şunları dışarı! Ama komiser bey, bu biletler yanarsa... Hangisi senin bıçağın? Bu muydu yoksa bu mu? Bütün çiçekler seni hatırlatıyor bana Funda. İnanamıyorum bu laflara. Seni annenden resmen istediğim, hatta evlendiğimiz zaman da mı inanmayacaksın? O günleri bir görsen. Senden çok ben istiyorum. İstersen akşama annene gelip isteyeyim seni. Annem akşamları çalışıyor, bir konfeksiyonda. Zavallıcık. Hep gece çalışmak kolay değil. Benim bildiğim vardiya değişirler. Bir hafta gece, bir hafta gündüz. Sırf gece çalıştırmakla annenin hakkını yiyorlar galiba. Dört sabıkan var. Yanılmış olmayasınız. Hayır efendim, cebine koyarken gördüm. Emin misiniz? Karşısındaki masadaydım, oradan gördüm. Peki, bunları önceden tanır mıydınız? İlk defa pavyonda rastladım. Yaz! Bakalım borcundan bana ne? Aldıklarını ben mi yedim ki ödeyeyim istiyorsun? Avans olarak. Acıdığımdan kovmuyorum seni. Hem konsomasyon yapmazsan iş yok. Biliyorsunuz yapamam. Sen bilirsin. Hadi git de işimi göreyim. Ne arıyorsun burada? Patronu arıyorum. İş arıyorum da. Gel. Patron, bu kız iş arıyormuş. Bundan önce hangi barda çalıştın? Hayatımda ilk bara gelişim bu. Kızım, benimle alay mı ediyorsun? Hayır,
Sadece para kazanmak istiyorum. Bir marifetin var mı? Şarkı söylerim biraz. Peki, gecede 100 lira, gel. Şu kıza parlak tarafından bir tuvalet uyduralım Leyla. Şarkı söyleyecek. Demek iki isim kullanıyorsun anne. Ne işin var burada? Ben de aynı şeyi sorabilir miyim sana? Geçinmemiz için mecburum. Ben de çalışacağım burada. Hayır, hayır! Bu da ne demek? Funda'nın anasıyım ben. Dünya yıkılsa çalıştırmam. Seni çoktan kovmam lazımdı. Vurmayın annemi, çıkacağım sahneye. Lan Mevlüt elimi burası tutturmuşsun Allah Allah diye! Şaptı, şaptı vallahi, billahi de şaptı! Allah Allah! Hey, anlaşıldı, Allah. Üşüttün saksıyı! Şaptı! Ulan oğlum, seni cin mi çarptı şeytan mı? Diyardo, Osman abi en büyük ikramiye vurdu! İkramiye mi? Kazandık! Kazandık! Yaşa, zengin oldun! Zengin, yaşasın! Haydi! Haydi! Doktor Bahçe, derhal hastaneye yetiştirelim. İşte böyle Erol. Benim için bir dram olan bu hadise, senin içinse benden uzaklaşmana hak kazandıracak bir ayrılık sebebi olacaktır. Ben bir dansözün kızıyım. Ve şimdi bir bağ şarkıcısıyım. Taç olsam başıma takmayacağım. Gözüm Erol olsam bakmayacağım. Yolda adaklar yapmayacağım. Gövdeler dertle göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Dertle göğsümü germeyeceğim. Bağrımı yoluna sermeyeceğim. Rüyamda sana yer vermeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsam yanmayacağım. Bin yemin etsem de kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Sinemde kor olsam yanmayacağım. Bin yemin etsem de kanmayacağım. Seni hiçbir zaman anmayacağım. Tövbeler tövbesi. Sen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Kahretsen bana dön demeyeceğim. Ecel ol sana baş eğmeyeceğim. Ve senden başka da sevmeyeceğim. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Tövbeler tövbesi. Funda. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Asıl şimdi konuşmamız lazım. Böyle bir yerde, sigara dumanları arasında pis sarhoşlara şarkı okuyamazsın. Ekmek param, nefesi içki kokan serserilerin cebinden çıkacaksın. Alnımın yazısı buysa, elimden ne gelir? Hem artık bırak beni, unut! Hayır! Gidip evdekilere yalvarır eder, seni bu hayattan kurtarmaya çalışırım. Hem hastalığın da artmış burada. Ölümü özleyenler, kurtuluşu ölümde bulacakları için hastalığın ne önemi var ki Rol? Neredeyse kendine gelir. Eskiden beri mi arkadaştınız? Oho! Osman abi demek, ben demek, ben demek, o demek.
Bir kız kardeşi vardı sanırım. Vardı, vardı ama felek kör olası. Osman abinin başına gelenler saymakla tükenmez. Malumunuz esasında büyük aileden. Lakin hapse girmekten tutun da kör olmaya kadar... Kör mü? Kör ya, her bir dava geldi başına. Peki kız kardeşi? Oraya bağlayacağım lafı işte. Vardı da zavallı Osman abi körlüğünü duyup... ...büsbütün kahrolmasınlar diye kaybettirdi izini. Tabii kendi de kaybetti onları. Duyduğuma göre Beyoğlu pavyonlarının birinde dans ediyormuş kardeşim. Doktor bey, birinci koğuşta acil bir vaka var. Geliyorum. Benim abi. Görüyorum Hayri, görüyorum. Bileti, bileti de göreyim Hayri. Al işte bileti abi. Hayri, zengin olduk Hayri, zengin. Al bakalım benden bu kadar. Afişler için gelmene lüzum yok. Ben evine yollarım. Çok yakışıklı oldun. Sağ ol. Oho, maşallah. Aşk olsun dede, mektubumu niye okuyorsun? Edebiyat faslı erken başlamış. Bunlar senin gibi bir budalayı tuzağa düşürebilir. Tuzağa düşürmesine lüzum yok dede. Evleneceğim kız. Hem de hemen evlenmek istiyoruz. Yalnız biraz paraya ihtiyacımız var. Evlenmek mi? Daha dur bakalım. Hem bende para mara yok. Babana hiç çekmedin. Şunu aklına koy ki... ...bu eve bizim kadar zengin birinin kızı gelin gelebilir ancak. Biliyordum ailenin beni istemeyeceğini. Ağlama yavrum. Dedem biraz inatçıdır ama... ...zamanla o da yola gelir. Ninem gibi. Ninen razı mı evlenmemize? Evet. Yardım etmek için mücevherlerini verecek gizlice. Mücevherlerini mi? Hı hı. Kutuda cam parçası sayılır hepsi. Ama satarsanız size bir yuva olabilir dedi. Yani evlenecek miyiz? Elbette. Yoksa benden kurtulacağını mı sanıyordun? Canım benim. Anneme müjdeyi verince deliye dönecek sevinçten. Funda, kapıya bakıver kızım. Buyurun, kimi istiyorsunuz? Fatma Hanım'ın kızısınız değil mi? Evet. Funda, ne kadar da büyümüşsün. Kimsiniz? Ben, Dayın Osman. Kimmiş kızım? Ben. Fatma. Abiciğim. Fatma. Abiciğim, seni kaybettim diye ne acılar çektim. Zavallı Fatma. Birbirimiz için kaybın da ötesindeydik. Ben kaderin mezarına gömülmüş, yaşayan bir ölüydüm. Sus abi. Sana kavuştum ya, şu an yanımdasın ya! Hırsızlar imdat bey, mahvolduk! Bütün mücevherlerim çalınmış! Allah kahretsin! Bu yaştan sonra torunumuzun hırsızlığına da şahit olacaktık demek! Rauf mu? Aşık! Para istedi, vermeyince de... Nerede olduğunu biliyor musun peki? Mektuptaki adreste! Sevgilisinin evinde! Alo! Emniyet amirliği mi?
Demek anneanneniz verdi bunları. Evet. Peki bu yüz binlerce liralık fedakarlığı yaptı da kendileri niye teşrif etmediler? Hasta, biraz rahatsız da. Peki, oturun. Bir şeyler hazırlayayım size. Mesut musun sevgilim? Hayatımın en mutlu günü bu. Kimi aradınız efendim? Çanlı mücevherleri. İşte, işte burada. Ne o? Saadetimiz için aldım. Hırsızlığa teşvik eden bu kızdır, tevkif edin. O suçsuz, ben çaldım. Asıl suçlu kandırıp çaldırandır. Demek... kötülüklerinin sonu hala gelmedi sayın amca bey. Kendi öz torununu reddedecek kadar alçaldığın yetmiyormuş gibi... şimdi de onu hırsızlık suçuyla hapislere attıracaksın. Anne! Deden mi? Evet kızım. Kardeş oluyoruz öyleyse Funda. Kardeşiz biz. Yavrum! Çabuk su getirin! Yapma ya! Harap ediyorsun kendini! Yapma! Abi! Abicim! Bak şuna! Allah'ım ne bitmez çile! Abicim ya canına kıyarsa! Ölüm korkutuyorsa inebilirsin arabadan. Hayır! Bu utançla yaşanır mı? Seninle kardeş olduğumu öğrenmeden ölseydim keşke. Seni bir kere kaybetmiş olurdum hep. Doğru. Birbirimizi önce kardeş olarak kaybettik. Şimdi de ölümde kaybedeceğiz. Hazır mısın? Evet. Kardeşiyle seviştiği için intihar eden milyoner Fuat Bey'in torununu yazıyor! İki kardeşin nasıl intihar ettiğini yazıyor! Milyoner Fuat Bey'in torununu yazıyor! Yazıyor! İntihar havadislerini yazıyor! İki kardeşin nasıl intihar ettiğini yazıyor! İntihar yazıyor! Yazıyor! Kızım! Yavrucuğum benim! Sırrıcığım, evladım! Dua edelim de kurtulsunlar. Fatma! Doktor Baki! Beni de o tedavi etmişti. Doktor bey! Doktor bey, hastalar ameliyata hazır, çok kan kaybediyorlar. Tıbben elimizden geleni yaptık. Gerisi kendilerinin yaşama isteklerine bağlı. Niye? Funda, niye kurtardın seni? Fundacığım benim, yaşayacaksın! Hangi yüzle anne? Bilmeyerek de olsa kardeşimle seviştikten sonra... düşünmesi bile korkunç. Keşke onu görmeden ölseydi. O senin kardeşin değil! Oğlumu çok seviyordum. Hakiki babası ben hamileyken ölünce... aç ve açıkta kaldık çocuğumla.
onun iyi bir aile elinde büyümesi için... ...o sırada zengin olarak bildiğim Zeki Bey... ...hatırımı kırmayarak nüfusuna geçirdi Rauf'çuğumu. Gerçek babası Zeki değildir. Rahmetli kocam Ali'dir. Rauf. Sevgilim. Hastalarımızı daha fazla yormadan götürün. Bu kadar çileden sonra galiba Talih gülmeye başladı. Daha da gülecek. Tabii Fatma Hanım beni affederse. Affettiği gözlerinden belli.